Ve ekonomiye ilişkin gelişmeleri aktaracağız. Sayın seyirciler, telefon hattımızda ALB Menkul Araştırma analistlerinden Enver Erkan var. Enver Erkan, günaydın. Günaydın. Türkiye ve dünya gündemini alacağız ekonomiye ilişkin tabii ki ve piyasaları alacağız ama petrol fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak son günlerde dibe vuran altın toparlanıyor haberleri öne çıktı dün. Siz neler söyleyeceksiniz bu konuya ilişkin? Şimdi tabii öncelikle bir piyasaları toparlayacak olursak, dün Euro bölgesinde ve Almanya'da Zoom ekonomik güven indeksi verileri açıklandı. Veriler hem beklentiden yüksek geldi hem de önceki verilere göre yükseldi. Özellikle Almanya'da yatırımcı güvenin 11 aydan sonra ilk defa yükselmesi piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Bu kapsamda özellikle Avrupa borsalarının DAX öncülüğünde yükselmiş olduğunu görüyoruz. Amerika tarafında ise üfe verileri beklentiden olumluydu. Buna karşılık piyasalar üzerinde sert bir etkisi gözlenmedi verilerin. Bu sabah Asya borsalarında Japonya kaynaklı gerilemeler olduğunu görüyoruz. Dün Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin açıklamaları vardı. Burada Japonya Başbakanı erken seçim ilan etti. Parlamentoyu feshedeceğini açıkladı ve satış vergisinin arttırılmasının ertelenmesini konuştu. Bu kapsamda bu sabah Asya borsalarında negatif seyir gözleniyor. Ayrıca Japonya Merkez Bankası'nın kararları vardı. Herhangi bir politika değişikliğine gidilmedi. Buna karşılık şu anda gerçekleşen Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda konuşmasında ekonomideki aşağı ve yukarı yönlü riskler üzerinde çalışıyoruz ve politikayı uygun şekilde ayarlayacağız ifadesi öne çıkıyor. Bu da ilerleyen dönem içerisinde Japonya Merkez Bankası'nın ek genişlemeleri gündemine alabileceğini gösteriyor. Diğer taraftan içeriye bakıyoruz. Yurt içinde TL'nin güçlü seyri devam etti. Gösterge tahvil faizi %8 aşağısını test etti. Özellikle seans sonu alımların Avrupa borsalarındaki alımlara paralel olarak hızlanmış olduğunu görüyoruz. Burada altın fiyatlarındaki harekete dikkat çekmek gerekiyor. Dün 1200 seviyesi üzerine test etti. Bunda küresel bazda zayıflayan dolar indeksinin etkisi oldu biraz da. Bu kapsamda gün içerisinde 1204'ü görse de 1200 üzerinde kalıcı olamadı. 1180'i yukarı kırdıktan sonra 20 dolarlık bir marj yaratmıştı. Şu anda o aralığı doldurmuş görüntüsünde. 1196 seviyesi aşağısına gerildi ki burası kısmi gibi geri çekilme bölgesi olabilir. Aşağıda 1187 desteği var, ancak tabii ki bu haftaki açıklamalar belirleyecek altının yönünü. Şu anda teknik olarak çok hafif yukarıyı destekliyor olsa da seans kapanışından sonra FOMC tutanaklarını izleyeceğiz burada. Acaba 29 Ekim'deki FED açıklamalarına paralel ifadeler mi göreceğiz? Bunlar önemli. Ve tabii ki Amerika'dan açıklanacak Perşembe günü tüfe verileri yine altın seyri açısından önemli görünüyor. Enver Erkan, teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben